Tablo stüdyomuza geldiğinde bu eserin çok fazla zamanımızı alacağını biliyordum ama 10 ay süreceğini de tahmin edemezdim doğrusu. Temizlemek işin en kolay kısmıydı ama yapısal çalışmalarımız bizi sandığımızdan daha çok zorladı. Tablonun konservasyonu sürecinin çözümler ve tavizler açısından nasıl gelişeceğini bilmiyorduk. Tablonun üzerindeki vernik en az 100 yaşında olmalı. Çok kalın bir tabaka olarak uygulandığı için renk değişimi de çok fazla göze batıyor. Verniğin kabarması için biraz zaman verdikten sonra kolay bir biçimde temizlendiğini görebilirsiniz. Renk değiştirmiş verniğin altından çıkan boyanın korunmuş olduğunu görmek çok güzel bir his. Temizlik faslı bittiğine göre sırada tablonun yapısal konservasyonu var. 20. yüzyılın başında daha küçük bir kasnağa yerleştirildiği için tablonun boya tabakasında bazı bozulmalar var. 2012'de geri gönderildiğinde ise daha büyük bir bozulma ile karşı karşıya kaldık. Bozulma tabloyu neredeyse iki parçaya ayırmıştı. Tabloyu korumak için bozulan kısmı çıkararak tablonun desteklerini sağlamlaştırmamız gerekiyordu. Kasnak, kumaş ve fazla bal mumu çıkarıldığında sıra yapısal müdahalelere gelmişti. Nem, basınç ve ısı tuval bozulmalarında kullanılan klasik üçlüdür. Tablo neredeyse 3 metre boyutunda. Bu aynı işlemin 10 defa uygulanması anlamına geliyor. Bu işlemden sonra bir gece bekliyor ve gerekirse tekrar uyguluyorum. Bundan sonra da bu makarayı kullanacağız. Resmi makaraya sararak ön kısmını açığa çıkaracağız ve artık ön kısımda da çalışabiliriz. Sonuçtan çok memnunum. Resim düzlemine yerleşti ve kompozisyonun artık eski akıcılığına kavuştuğunu söyleyebiliriz. Tuvaldeki bozulmayı giderdiğimiz için artık resmi yukarıdan aşağı kadar akıcı bir şekilde izleyebilirsiniz. Şimdi de resmi tekrar gerdirmemiz gerekiyor. Bu ek kumaş ile gerdirme işleminin daha kolay olacağını umuyoruz. Tablonun bu halinde verniğin rolü tamamen optik. Renklerin ve tonların değerlerini elde edebilmek için bizim doymuş bir verniğe ihtiyacımız var. Tablo temizlendiği ve verniksiz olduğu için mat görünüyor. Bu yüzden de konservasyon işleminin son adımı olarak vernik uygulayacağız. Resim çok iyi durumda ama yine de bazı rötuşlara ihtiyaç var. Bazı çizikler ve boyanın kalktığı yerlerde zaman alıcı bir iş ama küçük rötuşlar yapmamız gerekiyor. Bunu da yaptıktan sonra nihayet konservasyonun son aşamasına geldik. Sprey vernik mekanik olduğu için zor bir işlemdir. Uygulanan vernik çok ama çok ince bir tabaka. Bu son aşama. Tablonun zarafetini ortaya çıkarıp, Le Brun'un elde etmeye çalıştığı atmosferi izleyiciye tam etkiyle yansıtacak. Resim şimdi çerçevelendi ve duvara asılmaya hazırlanıyor. İşte burada. Tabloyu galeride ilk defa görmüş olacağız. Bu son derece etkileyici tablonun, vernik ve bazı yapısal sorunlar yüzünden bulunduğu eski halinden sonra, bu muhteşem finali gerçekten de hepimizi çok mutlu etti. Tablonun yüzyıllar sonra ziyaretçilerle buluşacak olması ise çok heyecan verici bir durum.